Eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Kameralarımızı bir kez daha Ulus'a 2016 Survivor yarışmacılarının buluştuğu muhteşem geceye çeviriyoruz. Annemi, babamı, ailemi hiçbir şey ağzına bir daha almayacaksın bu bir. Burcu Esmersoy, Survivor'daki ruh ikizini açıkladı. İşte ben, bu. Nagihan ve Tuğba Özay'a Semih sürprizi. Gidiyorduk adanın öbür ucuna, evet. Orada... Aa, barışmışlar. Evet. Zafer, gönüllüler takımından arkadaşlarına stand-up yaptı. Magazini izledim. Serkay, Efecan'ın foyasını ortaya çıkardı. Nasıl kameralar oynuyor? Survivor 2016 yarışmacılarının buluştuğu efsane geceden çok özel görüntüler ve röportajlar ekrana geliyor. Böyle bir ay boyunca ağladığımı biliyorum yani oradayken. Ben geri dönmek istiyorum, geri dönmek istiyorum. Survivor'cıların Ulus'ta buluşma gecesinden özel röportajlarımızı yayınlamaya devam ediyoruz. Kızlar güzellikleri, erkekler yakışıklı halleriyle göz kamaştırıyor. Ünlüler takımında can ciğer kuzu sarması olan Tuğba Özay ve Nagihan da gecenin göz kamaştıranları arasındaydı. Hayatımda evet bir Survivor yoktu. 22 yıllık kariyerimin sonunda Survivor'da oldu. İyi ki oldu diyorum. Acısıyla tatlısıyla çok güzel günler geçirdim. Müthiş bir deneyim, müthiş. Yani insana dair o kadar enteresan şeyler yaşadık. Acısıyla tatlısıyla, hatasıyla, günahıyla, sevabıyla. Nagihan'ı sokakta da tanımakta zorluk çekiyorlarmış. Ama eski Survivor'cı buna bir çözüm bulmuş. Tabii ki bu şekildeyim ama artık beni tanımayanlar için böyle atlet şortla falan çıkmam gerekiyor. Ben Nagihan'ım deyip sonradan normal kıyafetler giymem gerekiyor. Efendim, güzele bakmak sevaptır derler. Laf aramızda Nagihan Tuğba'dan güzellik diyorları almış. Bakım olunca hani daha da güzel oluyoruz. Zaten üzüm üzüme baka baka kararır derler. Biz adadayken çok samimiydik, çok yakındık. Bana zaten biraz tiyolar vermişti. Ben de döner dönmez bu tiyoları uyguladım ve böyle bir şey çıktı ortaya. Çok güzelleşmiş maşallah. Şu güzellik tiyolarını dinlesek diyoruz biz de. Şöyle bir şey vardı, bizim Nagihan'la böyle bakım zamanlarımız vardı. Gidiyorduk adanın öbür ucuna. Evet. Orada... Aa, barışmışlar. Evet. Kıskanıyorsun kızım. Kıskanıyorsun Semih. Hoş geldin. Evet. Tabii kıskandın, geldin değil mi? Biraz öyle oldu. Semih sürpriz yaparak kızların arasında yerini aldı. Semih zaten ne zamandır aslında bizi Nagihan'la bir araya getirmek istiyordu. Bizim sevenlerimiz de Nagihan'la bizi bir araya getirmek istiyordu. Hatta çok güzel videolar hazırlamışlar. Bir ona gönderiyorlar, bir bana gönderiyorlar. Sayfalarını paylaşıyorlar falan. Sevenlerimize ben çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Üçümüz için de aynı şey geçerli. Şunu da söylemek gerekirse benim yani anlaşabildiğim iki hanımefendi var. İkisi de kariyerinde kendilerini kanıtlamış kişiler. Böyle olursa güzel olur yani. Açıklamalarıyla adada da gündemi değiştiren Semih suya taşı atıyor ve gidiyor. Geçti mi bacağım? Çok korkunçtu. Hala geçmedi. Bacağım simsiyah. Yani hala. Göstermek de istemiyorum ama. Koptu yani, tamam, öyle söyleyeyim. All Star'da görüşürüz. Bu bacakla. Sıkı bir şekilde Survivor'ı takip eden ve eski Survivor'larda sunum yapan TV8'in sevilen sunucularından Burcu Esmersoy da geceye katıldı. Esmersoy, açlığa dayanamayacağı için Survivor'a katılmayı hiç düşünmediğini itiraf etti. Açlığa dayanamıyorum. Yani eğer böyle bir diyetse, işte ne bileyim bir antrenman programı içerisinde neyse böyle az yemeye bilmem neye, hiç yememeye varım. Ama böyle güzel bir ortamda, bir şeyde, plajda, güzel ağaçların falan tatil ortamında falan, o yemeden duramam. O yüzden böyle ya arkadaşlarımı yerim ya kendimi yerim filan. O yüzden ben yapamam o işi. Eğer Survivor'da yarışsaydı tarzı aynı Yunus Günçe gibi olurmuş. Bir sıkıntım olur, anlatmak isterim. Kime anlatacağım yani? Ağaçlar. Şey gibi değil mi? Yunus gibi. Yunus böyle kendi kendine konuşuyordu ya bir ara. Ben böyle hayretler içerisinde seyrediyordum. Aynen diyorum ya, işte ben bu. Böyle kumlarla, ağaçlarla filan böyle kendi kendine filan konuşuyordu. Öyle olurum yani. Yazık olur bana. Gerek yok. Ünlülerin renkli yarışmacılarından Yunus Günçe hem Atakan tarafından besleniyor hem de Survivor anılarını anlatıyor. Yani Survivor bana zannettiğimden daha çok etki etti. Çok daha fazla şey öğrendim beklediğimden. Sağ ol canım benim. Abi bayağı besle, gel. Böyle besler beni. Hiç kıyamaz bana. Dolayısıyla döndükten sonra zaten kendimi tanımlarken de yeni sürüm sushi mi elit
elit en ait. Yunus Günç'e bir türlü anlatamadı. Döndükten sonra da kendimi Yunus Günç'e yeni sürüm YG 2.0 olarak tanımlıyorum. Çünkü bugüne kadar bir şeyler yaptım. Ama bundan sonrası çok daha önemli olacak galiba. Hadi babacığım, hadi babacığım. Yunus düştü. Ooo, gönüllülerin tamamı burada neredeyse. Arada da ünlülerden misafirleri Eda var. Herkes teker teker adaya gitti. Böyle dostluklar kazanamadı. Bak tek başına herkes teker teker dolaşıyor. Bu kadar. Lafı kime soktun dedi. Lafı mı? Anlayan anlar. Anladı. Magazini izle. Burası biraz gergin. Zafer özenen haliyle şakalarını yaptı ve gitti. Efecan bir konuya ciddiyetle açıklık getiriyor. Serkay'la aramızda küslükler olduklarını söylüyorlar. Yani küsmüşüz biz. Yani şu an çok önemli bir açıklama yapmak üzereyim. Instagram'da bu fotoğraf paylaşmadınız mı? Ya şöyle bir durum var. Biz adadan elendikten sonra sonra Serkay işte yarışma bittikten sonra Serkay'la aramızda bir bozukluk olduğunu söyledi herkes. Birbirimizi takip etmiyormuşuz. Yok bilmem ne şey olmuyormuş işte siz Serkay'la bir Serkay diyor ki bir şeyler duydum. Bir dakika. İşte diyor ki Efecan'ın Serkay'la fotoğrafı yok. Serkay'ın Efecan'la fotoğrafı yok gibi muhabbetler oldu. Gerçekten bizim dostluğumuz sosyal medya odaklı değil. Biz çünkü en zor şeyi kazandık. Survivor gibi zor şart bir durumda, zor şartların olduğu bir durumda Serkay gibi, Damla gibi, İbrahim gibi, Zafer gibi, Eda'yı saymıyorum. Çünkü rakibimiz onunla ilişkimizi gözden geçirme kararı aldık. Adada yaşanan adada kaldı diyerek söze Damla giriyor. Herkes birbirinin arkasına ne söyledi, ne yaptı falan filan hiç önemli değil ama zaten biz Survivor'da kaldık. Çünkü zaten biz kendi dostluğumuzun çok daha hani emin adımlarla ilerlediğini biliyorduk. Ondan dolayı da şu an kimsenin kimseden herhangi bir şüphesi yok. Biz bu takım olarak yola çıkmıştık zaten. Öyle de devam ediyoruz. Bir de zaten Aylin ve Gizem var. Onlar nerede? Evet. Bir saniye. Gerçekten kızlar nerede? Bunu dallanıp budaklanırken Efecan bir çalım hareketiyle bakın nasıl sıyrılıyor. Benim aşkım arıyor, duygu arıyor. Ben gidiyorum. Evet. Nasıl kameralar oynuyor? Telefonunu bile kaydetmemiş, aşkım duygu arıyor diyor. Orada ben gördüm 68-30. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Şu an Duygu da telefonda, kız arkadaşım. Aynen, mantıklı Eda. Zafer yine bir bomba patlatıyor. Serkay, ben, Efecan eve çıkıyoruz. Üçlü çapkın eve çıkıyor. İstanbul bizden korksun. Seko bir açıklama yap. Gitar Seko. Lay. Kesinlikle üçlü çapkın değil. Biz bayağı hayatımızı kurmaya çalışan, parasını kazanmaya çalışan insanlarız. Bir. Evet, ikimizin de var abi. Bayağıdır hatta. Dört. Ve şöyle bir şey var. Ben Zafer'le Avrupa'yı geziyorum. Hala bir icraat görmedim. Onun için boş konuşuyor. Boş konuşuyor. Ben inanmam ya. Avrupa'yı silip süpürdüm. Uzak Doğu kaldı şu an. Eteklerdeki taşlar dökülüyor. Herkes İstanbul'a gelince beni arar. Ay yalnız kendisi aramaz. Evet, ben aramam. Ben gümrükçü gibiyimdir. Ben aranırım. Aramam. Herkes İstanbul'a gelir, beni arar. Ondan sonra yoluna bakar. Doğru söylüyorsun. Pardon baba. Devam edelim abi. Aylin'in yeni Survivor'cılara bir tavsiyesi var. Kesinlikle her şeyin gerçek olduğunu bilerek gitsinler ve dayansınlar. Ben 6 aya düştüm ama bu kadar güzel arkadaşlıklar edindim, ne mutlu ki. Her şeyin sonunda çok güzel bir hayat onları bekleyecek. Gizem ve Miç de önemli tüyolar veriyor. Gerçekten nereye gittiklerini bence bir düşünsünler. Çünkü kolay bir şey kesinlikle değil. Yani ben giderim, ben yaparım diyen çok insan var ama orası acayip zor bir ortam. Biz gerçekten çok zorlandık. Elimizden geleni yaptık. Başarılı da olduk bence. Orada survive edebildik gerçekten ama yani uzaktan konuşmak kolay. Orada bulunmak gerekiyor gerçekten. Kendine güvenen gitsin. Damla adadan dönünce görüntüleri yeniden izlemiş. Yani yarı finale çıktığımız zaman böyle fragmanlar döndü.
döndüğünde böyle bir baktım, dedim ki ya vay be, hakikaten biz neymişiz dedim. Yani hani dışarıdan bakınca hakikaten çok güzel ve şu an ben tekrardan aynı şeyleri söylüyorum. Ben tekrar olsa tekrar giderim oraya. Yani yaşaması çok zor, izlemesi çok keyifli. O yüzden herkese bol şans. Acısıyla tatlısıyla geride kalan 6 ay ve asla silinmeyecek anıların masaya yatırıldığı muhteşem geceden görüntüleri izlediniz. Magazin 8 devam ediyor.